Merhaba Sayın Meslektaşlarım Bugün sizlere puzzle yöntemi ile Orta tehlike sınıfı için Yangın hidrolik hesabı versiyon 1 Excel'ini sizlere tanıtıyorum Bu Excel ile amacımız Yangın hidrolik hesaplarını Daha kolay yapmak ee, Tabii ki mantığını Anlamak çok zor olduğu için e, Sayın Meslektaşlarım bundan çok uzak duruyor Ben de eğlenceli hale getirebilmek için Excel'de Bununla ilgili bir e, Puzzle e, dizer gibi yapar gibi hesap yapacağız. Tabii ki bir orijinal Excel'de bozmamak için bunu tekrar çoğaltıp şuraya örnek diyelim. Örnek. Hiç böyle lafı uzatmadan direkt olaya dalalım. Şimdi, e, şimdi Excel'i açtım. Gördüğünüz gibi her bir Excel'in sprik olan kısımları bir kutu şeklinde görüyorsunuz. Bu kutuları sizin projenize uydurduğunuz zaman, uydurduğunuz zaman, şu puzzle'a yerleştirdiğiniz zaman hesapları yapabileceksiniz. İki versiyon var. Birincisi sağlı sollu olan. Şöyle uzaklaştırıyorum biraz çünkü çok kalabalık oldu ister istemez. Tek taraflı olan var. Bir de dallı olan var burada gördüğünüz gibi. Bunu kalıplara uydurmanız gerekiyor şu gördüğünüz şekli bu kalıba uydurmanız gerekiyor. Şimdi bu puzzle'ı nasıl yapacağız? Ee, örnekler üzerinden gidelim. Hep örnek üzerinden gittiğimiz zaman zaten sayın meslektaşlarım daha güzel anlıyorlar. Ee, burada karmaşık bir örnek hazırlayacağım. Şu şekilde 3 tane ilk daldan gelsin ilk daldan gelsin şu şekilde sonra bu şekilde olsun sonra hesaba ikinci dalda 4 tane kattınız 4 tane kattınız 4 tane kattığınızı varsayalım biraz çizim güzel olmadı önemli değil İş, olay anlamanız önemli burada da bir tane dahil olsun Son alt sıramız, alt sıramız tekrar şunun kopyası olabilir. Bakın şöyle kopyalayıp ciretele ve diyebiliriz. Aynen şu şekilde bunun kopyası yapabiliriz. Bu şekilde bir hidrolik hesap belirlediniz. Orta tehlikede. Ee, bunu yapalım. Şimdi ilk dalımız üç taraflı ve tek taraflı. Bu Eksal şeyinde tek taraflı olan taraf şurası ilk başta. Şimdi bu ikisini alabilirim. Çünkü tek olsaydı tekini alacaktım. üç tane gördüğünüz gibi geldim şu puzzle'ımda. Puzzle'ımda herhangi bir yere uygun bir şekilde yerleştirelim. Şurayı referans aldım. Bakın, iki tanesini yerleştirdim. Burada üzerinde oynamanız gereken şu sarı kısımlarla oynayacaksınız. 3 metre bilirsek işte ne varsa bunlarla uğraşacaksınız. Genelde 3 metre aralıklarla oluyor. Şimdi bu 3.yi de şuraya şu şekilde ekliyorsunuz. Bakın 3.yi de ekledik. Ve gördüğünüz gibi debileri sizlere toplayarak gidiyor. Ve buradan şu tek kısmı alıyorsunuz. Çünkü artık e, projemizde gördüğünüz gibi burada tek kısım var. Tek kısmı alıyorsunuz. Getiriyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Şimdi puzzle ilk kısmı oluşturduk. Yapmanız gereken şu uzunlukları güncellemeniz üzerinde. Ee, burada da bir değişim yok zaten, direkt geçiş yaptı buradan. Şimdi, alt taraf çatal olduğu için referans olarak burayı alacağım. Gördüğünüz gibi burayı alacağım. Ee, kaç tane var? 1 2 3 dört tane var. Burada da üç tane var. O zaman şuradan, dördüncü sıradan başlayacak. O yüzden şu ikisini alıyorum. İkisini alıyorum. Getiriyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Çünkü 4 sıra olacak ya. Sonra birleşme yerine kadar birleşme yerine kadar bunu çoğaltıyorum. Metrajları düzeltmiyorum. Sadece puzzle'la ne yapıyoruz? Hidrolik hesabı yapıyoruz. Bakın 305 oldu. Normalde 60 çarpı 4 ne yapardı? 240 ama debi artış oldu. Burada üçüncüyü DN32 yapabilirsiniz. Şurada üçüncüyü pardon. Bakın debilerde ona göre azalıyor. Ee, bu Sprik sıralamasını yapabilirsiniz. Şimdi şu bölüm ne olacak? Bu bölüm çift taraflı olduğu için burası olacak. Bunu alacağız. Ama ilk önce tek taraflı olan sağ tarafı da hemen yerleştirelim. O da burası sağ taraf oluyor. Bunu yerleştirdik. Şimdi birleşim kısmı çok önemli. Üçlü birleşim dediğimiz şu kısmı alacağız buradan. İki versiyondan da çizimde kullanmış oldum. Bunu da aldım. Buraya ekledim. Gördüğünüz gibi e, 201, 287 ve 60'ın balanslaması 644 olarak buldu. Ama hızda uyarı verdi. Hemen buradan boru çapını 50'lik yaptık. Bakın puzzle olarak yerleştirdik. Şimdi buradan bir altı da artık bunun aynısı olduğu için kopyala yapıştır ile devamını koyabiliriz. Gördüğünüz gibi 1125.5 litre bölü dakika olarak buldu. Ama hızım 10 metre bölü saniye kadar bir sademiz var. Bunda problem yok. Ama genelde şu altılarda tutmakta fayda var. O yüzden burayı 65 yapmanız daha idealdir. Şimdi buradan sonra pompaya gideceğiz. Yani o da ne olmuş olsun. Ee, şimdi biz çapları işte örnek veriyorum burada. DNA 65 3 metre 3 metre gittik de DNA 50 65 oldu. Şöyle oldu bakın. 50 oldu. Şurası 65 oldu. Sonra e, bu noktadan sonra da 80 metre gideceğiz diyelim. Örnek veriyorum. dn 80 yapmışlar projede diyelim. 80 yapılmış. Sonra da 100 yapılmış. dn 100 yapılmış. Ama artık de bir değişimi yok. Sadece metraj var. Burada yüksekliğim 20 metre, H yüksekliğim olsun. Borumda yüzlük borumda e, 50 metre olsun. Dirsek sayım da 3 metre olsun. Burada DN 80 olan borum 50 metre olsun. Dirsek sayım da işte 1 2 adet de dirsek olsun. DN 100 boruda vana olsun, pompaya kadar gidiyor. Vana 1 adet, check valve 1 adet olsun. Ve burada kolektörü kadar hesabı yapmış olacağız. Tabii ki Neyse örneğin örnek asıl oldu. Bunu şeyin üzerine yapmışız. Sorun değil. Ee, örnek asıl olarak kalacak. Biz örneği kapatalım şurada. Örnek şey kaldı. Ee, Başlığa bakınca şeyin üzerine yapmışız. Şimdi burada çift dal olduğu için şunu alıyoruz. Fark etmez. Diğerini de alabilirsiniz. Artık tek devam edeceğiz. Tek devam edeceğimiz için burada geliyoruz. Buraya bu tek devamı yapıştırıyoruz. Yapıştırıyoruz. Bakın artık debi üstüne aldı. Sonra boru çapını giriyoruz. 80, boru uzunluğu ön basıncı zaten şeyden alıyor bu öndekinden alıyor ee, uzunluğu şuraya giriyoruz ne demiştik 50'ye iki tane dirsek var 50 iki tane dirsek var başka bir şey yok bir tane T var ileride ayrım olduğu için çek valf yok yükseklik yok bu hatta sonra devam ediyoruz yüzlüğü de arkasına ekliyoruz yüzlüğü de arkasına ekliyoruz buradan da yüz yapıyoruz Tabii bu debiyi Buradan e, otomatik çekecek şekilde ayarlamamışız. Şunu neyse e, elle e, düzeltiriz. Ya da şuraya bir tane örnekte bir puzzle daha yapacağım. Şunun arkasına. Çünkü tip olarak farklılık gösterdiği için yer uymamış. Kusura bakmayın. Sadece şu işlemi yapacağız. Ön basıncı buradan çektireceğiz. Devamı bundan alacağız. Yani ön basıncı buradan çektireceğiz. Zaten debiyle basınç çekilmesi yeter. Şunu da alacağız. Öbür puzzle'a da geçireceğim. Bakın sadece bu kadar gerisini zaten testi birlikte yapmış olduk. Ee, ön basıncı da yine şuradan çekecek. Sistem orası sıfırmış. Şunu düzelteceğiz. Tamamdır. Şuradakini 3 metre. Şimdi dediğim gibi şeyleri düzeltmem yeter. Örnekte bunları daha iyi düzeltirim. Kalıp olarak. Kalıpta da daha düzgün olacak. Şimdi devam edelim. Yüzlük. Yüzlük H 20 metre. Uzunluk 50 metre. H Şurada yükseklik yani 20 metre. Uzunluk 50 metre. İki dirsek var. Van'a bir. Üç dirsek var. Van'a bir adet. T bir adet dediğimde e, P önü de yukarıdan çektirdiğimizde burada toplam basıncı 641 DN100 e, debi ile görebilirsiniz. 68 metre küp olarak gördüm. Bitmiş oldu. Puzzle yöntemiyle gördüğünüz gibi basitçe e, bu hidrolik hesabı sevilebilir hale getiriyorum. Ha burada ne oluyor? Hesabı hemen üstünde yapmış oluyor. Yani e, hesap raporu direkt şeklin üstünde oluşmuş olur. Yani öyle hani bizim klasik hesap şey tablosu oluşmuyor. Yani burada üzerinde hesap yapmış oluyor. Hepsini üzerinde bakın formülleri e, görebilirsiniz buradan. Detaylı bir şekilde karekök hani balanslama faktörleri falan içinde işlenmiş halde. Bunları görebilirsiniz. Toplam debi 1125.5 e, buradan 68 sonra dolap hattıyla tekrar bunu diğer klasik Excel'e aktararaktan hesap yapabilirsiniz gördüğünüz gibi sprikler hattının hidrolik hesabını puzzle yöntemiyle bitirmiş olduk kaydediyorum Umarım çok fazla uzatmamışımdır sıkmak istemiyorum artık videoları kısa ve anlaşılır çekmek faydalı Çünkü herkesin vakti Çünkü önemli ve değerli kısa daha ilerini yapmak niyetiyle samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez. Bana destek verenlere gönülden teşekkür ediyorum. Bu, bu şekilde bu çalışmaların devamına destek vermek isteyenlere katıl bölümüne bekliyorum. Bu ülkemi çok seviyorum. Daha iyilerini yapmak için elimden gelen en iyisini yapacağıma ilk önce kendime söz veriyorum. Var olun, sağ olun, her geçen gün daha güzel bilgilere ulaşmak niyetiyle.